Herkese merhabalar arkadaşlar. Dediğim gibi yeni bir çözüm webinarında yine sizlerle beraberiz. Öğleden sonra ikinci webinarımız Logitech'le beraberiz. Bildiğimiz bir marka ama bu sefer farklı bir konu var. Her ne kadar Hakan, Fatih ve Logitech'e, hatta şu dörtlüye Çözümpark, Logitech, Fatih, Hakan'a alışmış olsak da bugünkü webinarın bir farkı var. Hiç bilmediğimiz bir ürünü anlatıyor olacak Fatih. Çünkü ben de bilmiyorum. Normalde çok fazla Logitech ürünü kullandığım için video kamera tarafında da bir hayli tecrübem var. Ama bugün yeni bir şeyler dinleyeceğiz. Onun heyecanı var. O yüzden sözü çok uzatmayıp ben Fatih'e bırakıyorum. Çok teşekkürler Hakan. Ben de herkese hoş geldiniz diyorum. Umarım faydalı bir webinar olur. Aslında bu özellikle bir webinar diyelim. Niye? Çünkü bir anons aynı zamanda. Şeyi çeviremedik, sloganı çeviremedik. İlk slaytımda gördüğünüz sizin Raise the Bar aslında bir slogan. Bu yeni portföyümüzü anlatan, Logitech'in yeni evrimini ne start veren bir slogan aslında. Türkçe'yi çevirirsek çubuğu yükselt gibi oluyor. Ama tabii buradaki hitap ettiğimiz nokta aslında yeni bir Logitech'in içerisinde yeni bir kategorinin doğuşu. Bu kategoride nedir? Şimdi o kısma çok hızlı bir şekilde geçeceğiz. Bizim vizyonumuzu geçen webinarlardan da sen de çok iyi biliyorsun. Eminim dinleyicilerimiz de biliyorlardır. Bizim vizyonumuz şu: insanın olduğu her yerde iletişim ve şu anda iletişimin olduğu her yerde video iletişim artık bir gereklilik, bir zorunluluk. Yani şey yapmak mümkün değil. Hani bunu demirbaş olarak görmek gerekiyor artık firmalar için. Çünkü hani bir kısmı evden çalışıyor, bir kısmı fabrikada çalışıyor. İşte çok coğrafi olarak dağılmış organizasyonlar var. Dolayısıyla ofis içinde bile kendi masanızda da video iletişim kuruyorsunuz. İşte küçük odanızda da, büyük odalarınızda da yine aynı şekilde bir video iletişim kuruyorsunuz. Ancak bunu kurarken birkaç tane karşınıza problemler çıkıyor diyelim. Bunlardan birincisi kullanım seçenekleri. Kullanım seçeneklerinden kastettiğimiz şey aslında farklı odalar için farklı opsiyonlar öneriliyor olması firmalara. Yani küçük odalar için bambaşka bir şey, büyük odalar için bambaşka bir şey, bireysel masalar için bambaşka bir şey. Dolayısıyla bu IT departmanlarını özellikle çok zorluyor. Çünkü her girdiğiniz odada farklı bir deneyim, her girdiğiniz odada farklı bir şey. IT departmanlarını özellikle zorluyor. Çünkü onu sürekli çalışır hale getirmek, insanları bu noktada onları eğitmek oldukça zahmetli ve zaman alıcı bir iş. Logitech'e baktığınız zaman da Logitech şimdiye kadar hep PC temelli bir çözüm kategorisini tercih ediyordu. Yani USB tak çalıştır kullanıyorduk biz bütün video konferans kameralarımızı. Günün sonunda siz bizim ürünleri kullanabilmeniz için her zaman bir PC'ye ve bu PC içerisinde bir video kolaborasyon yazılımına ihtiyaç duyuyordunuz. Bunu zaman zaman sadece kamerayı tedarik ederek yapabildiğiniz gibi bazen de bizim oda çözümleri diye adlandırdığımız hani PC dokunmatik panel ve kamera üçlüsünü seçerek PC'yi aradan çıkarmanız mümkündü. Ancak şimdi geldiğimiz nokta, ürünleri de birazdan detaylandıracağım. Artık cihaz temelli çözümler sunabilir durumdayız. Bunlar tabii hani ne yazık ki yurt dışında özellikle teknolojide çıkan yeni şeyleri hemen Türkiye'ye, Türkçe'ye çevirmek güç oluyor. Biz de üreticiler olarak hani birçok teknoloji terimini çevirmek, Türkçeleştirmek bize kalıyor. O yüzden ben bu şekilde yaptım. Yani burada aslında PC temelli çözümü alternatif olarak önerdiğimiz cihaz temelli çözüm appliance based dediğimiz. Yani PC'ye ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz bir kategori, bir ürün ailesinden bahsediyoruz. Ne demek istediğimi birazdan daha detaylı anlatmış olacağım. Diğer unsur da ölçeklendirmek. Özellikle ölçeklendirmekten kastımız yine bu, siz daha iyi bilirsiniz benden. Hani scalability diye söyledikleri. Yani oda mimarisine göre farklılaşmayan ürünler. Yani benzer ürünleri kablolama noktasında, teknik yeterlilik noktasında öyle bir seviyeye getirin ki aynı markanın farklı ürünlerini ama siz yine aynı markayı kullanarak tüm odalarınızda oluşturun, tüm odalarınızda kullanın gibi. Logitech bu konuda bizim TEP üründen de hatırlarsınız. Özellikle kablolama noktasında oldukça tırnak içinde takıntılı diyelim. Yani sizin kabloyu nereye takacağınızı, nereye gizleyeceğinizi, masanın altından nasıl gelip işte TV'nin altına, PC'nize
nasıl ulaşacağına kadar bütün senaryoyu düşleyip bütün ürünlerin tasarımını da buna göre yapan bir firma. O yüzden ölçeklendirme konusunda oldukça iyiyiz. Bu TEP'in açtığınız zamanki kısmı, ki bizim oda çözümlerinde kullandığımız bir ekipman bu. Kapattığınız zaman da masanızın üstünde görünen kısım bu. Kablolar çıkmayan, sallanmayan, birinin gelip karıştıramayacağı şekilde tasarlanıyor. Yine aynı şekilde biz yeni ürünlerimizde de bu konuda oldukça takıntılıyız diyelim. Ve yeni gelecek olan ürün ailemizin de arka tarafında kabloyu gizleyebileceğiniz, çok rahat takabileceğiniz, odanızda, toplantı odanızda çirkinlik yaratmayacak ve teknik manada da size IT olarak iş çıkarmayacak şekilde tasarlanmış kablo olukları, kablo gerginlik önleyici sistemlerle beraber geliyoruz. Bu şekilde işte kapağında kapattığınız zaman ne kadar şık ve derli toplu olduğunu da fotoğraftan görebilirsiniz. Yine burada opsiyonel olarak biraz sonra montaj seçeneklerinde de bahsedeceğiz. Alttan ya da yukarıdan çıkarma şansınız var. Bu da yeni ürün ailesini masanın televizyonun altına astığınızda size nasıl bir görüntü verdiğini göstermiş oluyor. Bu biraz detay ama özellikle estetik konusunda ya da daha da önemlisi teknik manada ürünün devamlı aynı performansı gösterebilme noktasında oldukça önemli bir detay. Çünkü ürünlerin kablosunun aşağıdan sarktığı, her gelen toplantı odasına gelenin o kabloları gördüğü, ulaşabildiği, gerektiği zaman çekip çıkarabildiği, takabildiği bir senaryo aslında orada uzun vadeli bir çözümün de oluşturulmadığını kanıtıdır bize. Diğer bir önemli nokta da cihaz yönetimi. Özellikle hani 1, 2, 3 odalar için bahsetmiyorum ama adetli kullanımlarda işte 10, 20, 30, 40, 100, 150 biz de son dönemde böyle projeler çok yaptık. Bu ürünlerin uzaktan yönetebilmesi de büyük mesele. Çünkü IT olarak siz ürünlerin güncel olup olmadığını denetlemek, gerektiği zaman işte planlı güncellemeler yapabilmek, eğer uzaktan müdahale edilebilecek bir problemse müdahale etmek, hatta uç noktalarınız için örneğin işte Manisa'daki fabrikanız, işte Antep'teki üretim tesisinizdeki X odadaki kameranın mikrofonunu önceden bir sorun olup olmadığını tespit etmeniz IT için çok değerli bir şey. Logitech de bu noktada cihazları yönetebileceğiniz kendine has bir portali anons etmişti geçen sene. Burada tüm cihazları görebilir, update'ini yapabilir. Hatta işte en son güncellemeyle beraber odaya katılımcı sayma, ortalama kullanım sayısı, saati gibi dashboardları da alabileceğiniz bir portalimiz bu. Bu portal vasıtasıyla bizim yeni çıkardığımız cihazları appliance-based modda tamamen görebilirsiniz. USB tak çalıştır kullandığınızda da PC'ye bağlı olduğu sürece bu portale girip firmanızdaki bütün cihazları görüp uzaktan yönetmeniz mümkün olacak. Yine Logitech Sync olduğu gibi işte ZDM ya da Teams Admin Center'dan da bu cihazlara uzaktan erişmeniz mümkün. Bunlarla da teknik manada entegrasyon sağlanmış vaziyette. Her yerden aynı deneyim. Bu da yine bizim biraz önce de bahsettim. Önem verdiğimiz bir nokta. Çünkü hani rakiplerimiz diye adlandırabileceğimiz bu işin piri firmalara gittiğiniz zaman size farklı toplantı odalarınız için farklı senaryolar öneriyorlar. En önemlisi de burada yazılım, teknik manada kullanım zorluğu. Yani siz 6 kişilik bir odada farklı bir cihazı kullanmanız doğal ama farklı bir yazılımı, farklı bir yönetim yazılımını kullanmanız doğal değil. Aynı şekilde küçük odada da aynı şekilde, büyük odada da, webinar odasında da, yönetim kurulu odasında da hep aynı şeyi, aynı altyapıyı kullanmak istersiniz. Logitech de işte size burada bunu sağlamaya çalışıyor. Zaten bizim ürünlerimizin içerisinde bize ait bir video kolaborasyon yazılımı olmadığı, Zoom, Teams, Google, işte Pexip, GoToMeeting gibi yazılımları kullandığımız için siz firmanızda her yerde aynı iletişim yazılımını kullanabiliyorsunuz. Buna ek olarak bizim cihazınızı yönetmek ya da işte ufak tefek ayarlarını yapmak için kullanacağınız yazılımları da yine tüm ürünlerde aynı şeyi kullanabiliyorsunuz. Bu da bütün firma çapında o yekpareliği, işte uniformity dedikleri yekpareliği sağlamış oluyor. Her yerde aynı deneyim, her yerde benzer altyapı, küçük, orta
ya da büyük boy odalarınız için. Gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere. Yani bunları anlattım çünkü bunlar buraya kadar olan kısım firmalardaki problemler. Yani bir cihaz, video konferans cihazı almak istediği zaman bir firmanın karşısına çıkan temel problemler. Yani ben bunu kaç türlü kullanabilirim? Her odada bana aynı deneyimi yaşatabilir misiniz? Uzaktan yönetmem mümkün mü? Kuruluma geldiği zaman teknik manada kablosu, USB'si, şusu, busu bana yeterli gelecek mi? Bunlar en önemli detaylar. Logitech diyor ki artık yeni portföyümüzle beraber bütün karşınıza çıkabilecek potansiyel soruların cevaplarını bulmuş olduk. Peki bunları hangi ürünlerle cevaplandıracağız? Bizim için biliyorsunuz odalar üçe ayrılıyor. Küçük oda 6 ila 8 kişiye kadar olan oda. Orta boy oda 8 ila maksimum 12 kişilik oda. Büyük boy oda da 12 ile işte 50, 60, 70'e kadar çıkartabilirsiniz. İlk ürünümüz bizim küçük odalar için çıkardığımız yeni ürünümüz. İsmi Rally Bar Mini. Rally portföyünü daha önce çok kez anlattım. Piyasada da oldukça fazla kullanılıyor. Ve eminim bir şekilde hani YouTube'da bizim Hakan'la yaptığımız webinarlarda belki bayim üzerinden bir demo vasıtasıyla belki de ben sizinle temasa geçip anlattım. Ama ürünü gördünüz, özelliklerini biliyorsunuz, kalitesinden eminsiniz diye düşünüyorum. Aynı şekilde Meetup'ın da pratikliği, kullanım kolaylığı, odadaki duruşundan da eminsiniz. Bu zaten Meetup ürününe ve Rally Plus ürününe has ve firmalar tarafından en çok sevilen iki özellik. Logitech yeni kategorisinde bu iki ürünü tek bir ürün haline getirmiş ve bunlara da Rally Bar ismini vermiş. Burada iki tane yeni ürün anons edeceğim. Bunlardan biri Rally Bar Mini, diğeri ise Rally Bar. Rally Bar Mini bizim küçük odalar için tasarladığımız yeni ürünümüz. 6 ila 8 kişilik odalarda kullanabileceğiniz, üzerinde hoparlörü, mikrofonu, lensi ve yeni teknoloji AI Viewfinder dediğimiz ikinci gözüyle beraber küçük odalarınıza çok şık bir şekilde oturuyor. Bizim Rally portföyünden hatırlayacağınız üzere premium finishing dediğimiz malzeme kalitesi, yani bitirilme, tasarım yine Rally ile benzer şekilde odalarda sırıtmayan, en klas odalarda bile çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz güzel bir tasarıma sahip, her şey dahil video konferans barımız. Bunu iki seçenek olarak sunuyoruz. Siyah ve beyaz olarak inşallah biz de piyasada kullanacağız. Dediğim gibi Rally Bar'ı minik mülakat odalarında, 8, 7, 3, 5 kişilik küçük odalarda ya da işte bu tarz daha mobil televizyonu çekip çıkarabileceğiniz vesaire gibi odalarda çok rahat bir şekilde kullanma şansınız var. Teknik anladığımız zaman aslında Meetup'a benzer özelliklere sahip 4K ultra geniş lense sahip bu ürün. Yani 120 derecelik varsayılan açıyla beraber geliyor bize. Speakerları çok özellikli. Rally Bar speakerlarının bir versiyonunu burada kullanıyoruz. İşte driverların inci, bozulmayı önleyen sistem ve Logitech'in kendine has patentli sünger yatak tasarımı içerisine gizlenmiş. Dolayısıyla dışarıdan gelen seslerden etkilenmeyecek bir speakerla beraber geliyor. Gelişmiş mikrofon sistemi. Bunlar tabii ele gelmez şeyler. Hani dersiniz ya benim arabam çok güzel. Bakarsınız arabanın güzel olup olmadığını anlarsınız. Ama işte bizim cihazımız çok iyi ses iletiyor ya da sizin sesinizi çok iyi alıyor dediğimiz zaman aslında bir şey ifade etmez. Günün sonunda bu ürünü görmeniz, kulağınızda duymanız, test etmeniz gerekir. Biraz da buradaki özellikler onlar aslında. Gelişmiş mikrofon sistemimiz var. Bu mikrofon sisteminin en büyük özelliği konuşana odaklanıyor yazılım olarak ve arka plan gürültüsünü mümkün mertebe en aza indiren bir teknoloji bu. İki tane mikrofon haricen bağlama şansınız var. Üzerinde zaten 4 tane mikrofon var bu cihazın bütünleşik olarak. Ama eğer yetmezse, yani 6-7 kişiye kadar ihtiyaç duymazsınız ama
daha fazla olursanız eğer, hani 7, 8, 9 gibi, orada ek mikrofonlar alıp takma ve daha büyük odalarda da kullanma şansınız olacak. Bu ürünle beraber gelen diğer bir minik espri de mikrofonun artık tavana asılabilir olması. Yani diyeceksiniz ki mikrofon zaten tavana asılmıyor muydu? Bizim ürünler toplantı odası masası da kullanacağınız mikrofonlardı. Yani masa üstü mikrofonlar olarak adlandırıldı. Hep ona göre ayarlanmıştı teknik manada. Ancak Rally Bar serisiyle beraber bu beyaz renk mikrofonları artık tavana asma şansımız da olacak. Bu da önemli bir detay ama emin olun toplantı salonlarında bize çok fazla sorulan bir soruydu. Hani biz o mikrofonu masa üstünde görmek istemiyoruz. Hani masa üstünde mikrofon olmasın, nasıl yapabiliriz dediği zaman artık tavana asabilirsiniz isterseniz diyeceğiz. Çok basit bir aparatla onu tavanın içerisindeki bu işte strafor noktalarına delip asma şansımız var. Artık teknik manada bu cihazla beraber ses tavana kadar gidecek ve tavandan da ses iletme kapasitesi olacak cihazda. Bir şey sorabilir miyim? Pür dikkat tabii. Dinliyorum çok. Ben böyle sessizliğe alışkın değilimdir Logitech falanlarında. mikrofon kablosuz mu kablolu mu? Kablolu. Tamam. Yani tavana o kabloyu çekeceğiz. Tavana kabloyu çekeceksiniz evet. Tamam, zaten mikrofon kablosu, uzatma kablosu da çıkardık. Tamam, siz yeter ki isteyin. Eyvallah. Normalde mikrofonların mesafesi 2.95 kablo mesafesi. Küçük odalar olduğu için aslında küçük odalarda da yetecektir. Çünkü televizyonu yukarı düşündüğün zaman 3 metre aslında gelir. Ama oldu ya yetmez. O zaman burada koymadım aksesuar olduğu için ama mikrofon kablosu, uzatma kablosunu da Türkiye'ye getiriyor olacağız. Yani toplam mesafeyi 15 metreye çıkarma şansımız olacak artık. Tamam, süper. Buradaki en önemli detaylardan biri de bizim AI Viewfinder diye adlandırdığımız ikinci bir göz. Daha önceki webinarlarımızdan hatırlarsınız. Hakan sen de sağ ol, orada bize canlı demo test de yapmıştın. Bizde otomatik çerçeveleme özelliği var. Şu anda Rally ve Meetup'ta bu otomatik çerçeveleme özelliğini kullanıyoruz. Tabii otomatik çerçeveleme özelliği o kameraların görüş açısı nispetinde yapabildiği bir özellik. Yani Meetup'ın 120 derece, işte Rally'nin 90 derecelik bir field of view'u var. Dolayısıyla kamera sağa ya da sola döndüğü zaman eğer ki bu görüş açısı dışında kalıyorsa kişi, cihazın sağında solunda ekstra bir sensör olmadığı için artık sizi görmez oluyordu. Bu daha çok ilk başta işte masadaki herkesi çerçeveleyebileceğiniz ya da sayı arttığı azaldığı zaman home tuşuna basarak sıfırlayıp cihazın tekrardan yapmasını sağlayacağınız bir hoşluk gibiydi. Ancak bu çıkartıcı göz vasıtasıyla artık bu teknolojiyi akışkan bir şekilde yapıyoruz. Çünkü kamera sağa ya da sola bile dönse buradaki ikinci göz tüm odayı 150 derecelik bir açıyla devamlı bir şekilde görüyor. Dolayısıyla kameranın sağa sola dönmesi kameranın aslında görüş açısını değiştirmemiş oluyor. Bu da ne yapıyor? Bizim right sight dediğimiz otomatik çerçeveleme özelliğimizi çok daha efektif bir şekilde yapabilmenize mümkün kılıyor. Aslında bununla ilgili çok güzel bir video var ama eminim ben işte frame'ler üst üste binecek izleyemeyeceksiniz diye koymadım buraya. Ama YouTube'a girerseniz hemen bu ürünlerle ilgili birkaç test yapılmış. Özellikle otomatik çerçevelemeyi ne kadar senkronize bir şekilde yaptığını kişiyle çok rahat görebilirsiniz. İnsan gezinmesine rağmen kamera yaklaşık 1,5-2 saniye gecikmeyle o kişiyi devamlı sağa sola dönerek takip edebiliyor. Bu en büyük artısı bu kameranın. Diğer tabii bu AI Viewfinder sadece right sight'ı daha efektif yapmamıza imkan vermiyor. Bunun dışında odanızı devamlı bir şekilde gözetliyor ve bizim Logitech Sync dediğimiz portalden siz o odadaki ortalama katılımcı sayısını, ortalama kullanım süresini, hangi günler daha fazla kullanıldığını, hangi odanın daha fazla kişi tarafından kullanıldığı gibi meta verileri
firmanın IT departmanı olarak görme şansınız olacak. Böylece yaptığınız yatırımı hak edip hak etmediğini oradan da çok rahat bir şekilde izleyebileceksiniz. Çünkü bu da önemli. Örneğin 8 kişilik bir odaya bunu aldınız, tek mikrofonla beraber koydunuz. Bu bir yatırımdır. Ama bir baktınız haftada 3 saat kullanılıyor oradaki cihaz ya da o oda. Dolayısıyla IT olarak şunu diyebilirsiniz. Ya ben buraya yapmayayım bu yatırımı. Atıyorum işte Z odasına transfer edeyim bu cihazı. Orası daha fazla kullanılıyor. Ya da bu aynı şekilde sizin yerleşkeleriniz arasında da değiştirme imkanı verecek. Atıyorum İstanbul'daki bir oda boş ama İstanbul'daki toplantı odası günde 4 saat kullanılıyor. Atıyorum işte Antep'teki üretim ofisi belki haftada 1 saat zor kullanılıyor. Dolayısıyla o cihazı alayım, İstanbul'a getireyim, oraya daha uygun maliyetli minik bir cihaz vereyim gibi kararları da çok rahat verebileceksiniz. Bu tabii AI Viewfinder yaşayan bir imkan diyelim. Buradan kastımız şu: Logitech Sync Portali ile beraber cihazın firmware update'leri geldikçe bu Viewfinder'ı kullanabileceğimiz yeni faaliyetler de mutlaka ilerleyen dönemlerde anons edilecektir. Bu sadece geleceğe yönelik bir teknoloji olarak da düşünmek lazım. Sadece bugünü değil, gelecekte de sürekli güncellemelerle belki yarın toplantıdan işte yoklama almak ya da gelen gidenin otomatik olarak katılımını görmek gibi detayları da belki buradan ileride alma şansımız olacak. Bu AI Viewfinder özelliği bu cihazların getirdiği en önemli yeniliklerden biri. Diğer yenilik de şu Arkan, sen de çok iyi biliyorsun, bizim cihazları USB bilgisayara takmak zorundasın. Firmalar için bu oldukça uygun maliyetli ve hızlı bir çözüm. Aslında yükselen de bir trend. Ancak her firma için bu böyle geçerli değil. Ya da her firmanın her toplantı odası için böyle geçerli değil. Yani küçük odalar için bir meetup koyup ya gelen notebook'unu taksın yapabilirsiniz ama işte 10 kişilik ya da işte 14 kişilik bir yönetim kurulu odasında ya da işte güzel bir webinar odasında bunu yapma şansınız olmayabilir. İşte o noktada siz ben kendi PC'mi getirmek istemiyorum diyebilirdiniz. Ve öyle de oluyor zaten. Biz bu senaryolar için geçmişte biraz daha sessiz kalıyorduk. Ya da en fazla oda çözümlerimizi öneriyorduk, PC'li versiyonları. Ancak bu yeni Rally Bar serimizle beraber artık aradaki PC'yi çıkarıyoruz. Yani siz bu Rally Bar'a sadece bir dokunmatik panel takarak içerisindeki işletim sistemi vasıtasıyla dünyadaki pazar payının %90'ını elinde bulunduran işte o 5-6 büyük video kolaborasyon yazılım üreticisini tek bir dokunmatik panelden PC'siz kullanma şansınız olacak artık. Bu da bizim Rally Bar'larla getirdiğimiz ikinci en önemli yenilik. Siz Rally Bar'ı taktınız. İsterseniz bunu kendi notebook'unuzu getirerek USB tak çalıştır kullanabilirsiniz. İsterseniz ona dokunmatik panel bağlayarak ve işte Zoom, Teams, Pexip, RingCentral, GoToMarket, Meeting gibi yazılımlardan birini ilk başta service provider olarak seçtiğiniz zaman o yazılım üreticilerinin oda uygulama ekranları da bu dokunmatik panele akmış olacak. Böylece tek yapmanız gereken şey işte Teams tarafında bulutta oda için bir mail adresi oluşturmanız ya da Zoom kullanıyorsanız işte oda aktivasyon kodunu satın almanız. Tek yapmanız gereken şey bu. Bir sorum olacak. Daha doğrusu bir önerim. Şimdi her teknoloji şirketi olduğu gibi öncelikle pazarı kokluyorsunuz, ihtiyaçları belirliyorsunuz, ihtiyaçlara göre ürün üretiyorsunuz. Bir gün Logitech'in buraya geleceğini ben yıllar önce görmüştüm. Yani bana da çok soruluyordu. Pek çok rakibi var. Ve şey anlatan bir insan olarak hani kodek anlatıyordum. Kodek nedir? İşte bir resmi düşün. Hakan sabit, elin hareket ediyor. Bu durumda Hakan'ın sabit kısmını alıp hareketli frame'leri birleştirdiğinde işte atıyorum full HD bilmem 720p oluyor. Bunu anlatan bir insan olarak, hani teknolojiyi bu kadar bilen bir insan olarak, günün sonunda USB tak çalıştırın dışında da opsiyon olacağını biliyorduk ki bugün oradayız. Ama bir next, hani bir sonrası için de şöyle bir yorum yapayım. Ya Türkiye'de insanlar çeşitliliği sever.
Ben de özellikle mesela ben Zoom kullanan bir insanım ama aynı zamanda Teams kullanan da bir insanım. Zoom'u bu tür webinarlarda ve video odaklı, tamamen video odaklı toplantılarda ben Zoom'u tercih ediyorum. Ya yani en basit mesela sabahki webinarda HD bir video oynatılması gerekiyordu. Teams'te video oynattığınızda ne yazık ki böyle parça parça gidiyor. Çünkü Teams bir collaboration ürünü. Yani üretkenlik, birlikte çalışma ürünü. Yani Zoom'la karşılaştırılacak bir ürün değil. Zoom bir alanda dedike bir ürün. Ben de takım arkadaşlarımla veya müşterilerimle Teams'te kullanmak zorundayım. Mesela ben bir odaya bundan iki tane almak yerine umuyorum ki bir sonraki jenerasyonda bu üründe hani böyle açtığımda dört tane seçenek olsa, işte Zoom'u bassam Zoom OS yüklense, sonra kapatsam bir daha o dört seçenek gelse Teams OS yüklense mükemmel olur. Hakan, çok iyi bir yere geldin. Ben de ondan bahsedecektim. Şimdi sana şöyle Yaptınız mı söyleyeyim. yoksa falan Geleceği diyorum. getirdik. O zaman sana öyle söyleyeyim. Geleceği İyi peki. getirdik. Tamam, Çünkü susuyorum bu cihazın ana ekranına dönüp diğer servis sağlayıcıyı seçip tekrar onun dokunmatik oda çözüm ekranına akıtması yaklaşık 2-2,5 dakika sürüyor. Yani belki senin istediğin kadar akışkan bir şey değil ama sen işte Zoom'u, Teams'i, Pexip'i beraber kullanma şansın olacak süper. lisansların el verdiği ölçüde. Evet, Süper. bu Yok, da bize çok sorumlu. 2 dakika sorun değil. Ben zaten bir toplantıdan bir toplantıya geçerken normal bir süre, ama yoktu değil mi? Doğru biliyorum. Yani cihazı alırken seçmek zorundaydım. Zoom dediğimde Zoom cihazı Evet, geliyordu. tabii. Tamam abi, Biz süpersiniz. PC'li kitlerimizde belli bir yazılıma kitliyorduk kullanıcı. Yani diyorduk ki Zoom kullanıyorsan Zoom versiyonu verelim, Teams kullanıyorsan Teams versiyonu verelim ama ikisini bir arada kullanan bir şeyi biz sunmuyorduk. IT'deki arkadaşlar o PC alıp bir sürü prosesten geçirmesi lazımdı bunu yapabilmesi için. Yani biz ürün olarak sunmuyorduk ama burada bunu ürün olarak artık size sunuyoruz. Şu anda çünkü dediğin şey çok doğru. Türkiye'de hani Microsoft ülkesi Türkiye. Yani büyük oranda Teams kullanılıyor fark ediyoruz ama Zoom'da yine arka tarafta oldukça kuvvetli, özellikle yurt dışı bağlantıları olan firmalar için bu esnekliği de bu anlamda onlara sağlamış olduk firmalara. Artık bir Teams meeting varsa Teams hizmet sağlayıcısını seçip katılabilir. Sonraki toplantı eğer Zoom'sa en ana ekrana geri dönüp daha sonra Zoom'u seçmeleri de mümkün olacak. Abi harikasınız. Vallahi tek Evet. kelimeyle süper. Yani Gerçekten ben güzel bir bir ürün. sonraki sürümde gelir diye düşünüyordum ama getirmişsiniz. Elinize Evet. sağlık. Bu arada Burada sorular sadece şu var. handikap var. Çok Burada özür sadece şu dilerim. handikap var. Pardon, onu şunu anlatayım yeri gelmişken Hakan. Bu cihaz yani bu bar şeklinde video konferans kameraları bu bir kategori. Bu Logitech için yeni, sektör için yeni değil. İçerisinde bunları Android var. Basic Android var Hakan bilirsin. Yani ona ne diyorlar bilmiyorum tam da CalOS diyorlar herhalde. Yani CalOS diyorlar. Şu anda sadece Zoom bu Android yazılımı için kendi oda çözümünü uyumlaştırmış vaziyette. Dolayısıyla ilk gelen partiler inşallah 1-2 aya getireceğiz. Sadece içerisinde Zoom olacak. Ama duyduğumuz kadarıyla Microsoft'ta herhalde Nisan, Mayıs, Haziran döneminde Teams için bu güncellemeyi de getirecek. Cihaz güncellendiği zaman artık buna Teams, Pexip, şu anda Pexip var, Zoom var, GoToMeeting var, Ring Central var. Teams'te çok yakın zamanda gelecek. Belki gelecekte çok daha farklı video kolaborasyon yazılımları da bu güncellemeyle gelecektir. Süper abi. Baya baya Teams tabii önemli. Kesinlikle gelmeli. O Microsoft tarafında beklediğiniz bir şey. Ben de şey diyecektim. Arada sorular var. Soruları webinarın sonunda sana ileteceğim. Bilgin olsun. Takipte ediyorum. Tabii, Deyip devam tabii edeyim. ki. Tamam. İşte biraz önce bahsettiğim gibi appliance based modunun dışında USB de kullanmaya devam etmek isteyebilirsiniz. Çünkü Windows kullanacaksınız USB kullandığınız zaman. Bazı şirketler için bu noktada hassasiyetleri olabilir. Altyapıları Windows'a müsaade ettiği için. O senaryolarda da hala bunları üçlü kit olarak tedarik etme şansınız var. Burada yeni olan biz daha önce kitlerimizi Intel Nook PC ile beraber getiriyorduk. Türkiye'de de böyle kullanıyorduk. Artık Lenovo, HP ya da Dell mini PC'lerle beraber bu seti kendiniz oluşturmanız ya da distribütörümüzle oluşturup size öyle gönderme şansımız da olacak. Böylece PC tanımlı varsa hani firmanızda yani firma işte Lenovo kullanıyor olabilir, HP kullanıyor olabilir. Biz yine size orada başka bir marka önermeden
mevcut standartlarınıza uymuş olacağız. Dediğim gibi küçük odalar için kullandığımız Rally Bar Mini'ydi. Bir de tabii orta boy odalar var. Orta boy odalar için kullandığımız ürün de Rally Bar. Aslında şekil şemal olarak Rally Bar Mini'ye çok benziyor. Ancak bunun farkı üzerindeki lensin Rally Plus'ta kullandığımız PTZ kamera lensinin olması. Yani o rally kalitesini, görüntü kalitesini alıp aynen bar şeklinde bir video konferans kamerasına takmış oluyoruz. Yine burada da siyah ve beyaz seçenekleriyle beraber geliyor. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Orta boy odalar olduğu için 8 kişilik odalarda, 9 kişilik, 10 kişilik, yani 8 ile 12 kişilik odalarda bu cihazı kullanma şansınız var. Biraz önce saydığım işte yapay zeka gözü, appliance mode kullanma seçenekleri, mikrofon bağlama seçenekleri yine bu cihazda da aynı şekilde mevcut. Dediğim gibi Rally'nin PTZ kamerasını bar şekline uyumlaştırmışlar. Yine bir işlemden geçirmişler cihazı, lensini. 4K'lık görüntü gönderme kapasitesine sahip. Yine sağa sola, yukarı aşağıya dönebiliyor ve 15 kat HD kalitesinde yakınlaştırma yapabiliyor. Speakerlar zaten oldukça kuvvetli speakerları var. Burada gördüğünüz gibi iki tane driver var. Dolayısıyla üretim ses Rally Bar Mini'ye göre daha yüksek. Zaten cihazın altında da minik subwoofer deliklerini görebiliyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim mikrofon sistemi yine bunda da var. Aktif konuşana odaklanıyor. Yani sesi daha yüksek olanı önceliklendirip arka plan seslerini kısıyor. Bu cihaza 3 tane mikrofon bağlayabiliyorsunuz. Mikrofonlar yeni değil Hakan. Biz mevcut Rally Plus mikrofonlarını bu cihazlarda kullanabileceğiz. Dolayısıyla üzerindeki sesinizi işleyen işte ses kartı, işte çelik aksam, tozlu ve su geçirmeyen kumaş kaplama, kablo uzunlukları ya da papatya zinciri yapma gibi özelliklerin hepsini yine bu Rally Bar ürünümüzde de kullanabiliyor olacağız. Mikrofon yine bahsetmiştim. Bunda mikrofonların tavana asma şansımız olacak. Yine üzerinde yapay zeka görüş gözü olacak. Ve tabii ki appliance ya da USB modu ile bu cihazı kullanabileceksiniz. Orta boy odalardan kastettiğim şey 8 ila 11 maksimum 12 kişilik odalarda da bu cihazları kullanabiliyorsunuz. Bu iki ürünümüz yeni ürün. Yepyeni ürün. Ocağın 19'unda global lansmanı yapıldı. Ondan sonra birkaç tane uluslararası webinar düzenlendi. Biz de Türkiye'de ilk kez bunu son kullanıcıya senin vasıtanla anlatmış oluyoruz. Rally Bar Mini yaz aylarında gelecek. Yani Haziran gibi bekliyoruz. Rally Bar için ise daha erken tarih verebiliriz. Yani amacımız Mart ayında elimizde olması. Ama olmazsa herhalde önümüzdeki çeyrek Nisan ayıyla beraber bunu piyasada bulabileceksiniz, demo edebileceksiniz. Elime de ilk test demoları gelecek Hakan. Sana da tabii ki bir görüşünü almak için ürünü yollayacağız. Ben şimdi baktım YouTube'dan bayağı şöyle bir şey ya. Birine evet senin benim gibi devasa adamlar için kucaklayacağımız bir şey. Vallahi şöyle arkaya koyarım artık diye. Bayağı büyükmüş, mini değil de şu ortadaki. Küçük bir şey 90 değil, bayağı işin hakkını veren 90 büyük bir cihaza benziyor. Meetup 35-40 santim civarıydı. Bu ise 90 santim uzunluğunda bir bar şeklinde kamera. Yani televizyonunuzun altına tak diye koyduğunuz zaman çok şık bir şekilde kullanacaksınız. İsterseniz USB ile notebook'unuza bağlayın. İsterseniz dokunmatik panelini bağlayın. Cihaz moduyla kullanın. Hepsini yapabiliyorsunuz. Güzel şıkta bir kumandası var. Hani o detayları ben ilk lansman olduğu için girmedim. Ama merak edenler zaten internet sitesinde bütün detayları görebilirler. Bu iki cihazın en büyük özelliği içerisinde Android işletim sistemi olması, cihaz temelli kullanma şansınız olması ve AI Viewfinder. Bu üç özellik bizde olmayan ama piyasada çokça sorulan bir boşluktu bizim için. Ve bu boşluğu biz bu iki ürünle doldurmayı planlıyoruz. Bir ürünümüz daha var Hakan. Peki, dedin ki 12 kişilik odaya kadar Fatih. 12'sinin üstünü ne yapacaksın? Yeni bir şey yok mu?
Orası için de yeni bir şeyimiz var. Normalde biz oralar, o tarz odalar için Rally Plus ürünümüzü öneriyorduk. Yani çift mikrofon, çift hoparlör, gerekirse mikrofon sayısını 7'ye kadar çıkar, konferans salonuna bile koy, webinar salonuna bile koy, yapıyorduk. Ama bu tarz senaryoda hep şu oluyordu. Ben yine kendi notebook'umu getirecek miyim? Çünkü bu tarz odalar işte yönetim kurulu odaları oluyor. İşte webinar odaları, konferans salonları. Sistemi bir kere kurup artık bir daha onu ellemek istemiyor kullanıcılar. Bu tarz senaryolarda biz diyorduk ki o zaman oda çözümü önereceğiz. Yani dokunmatik panel, PC artı Rally Plus. Öyle olunca da işte o PC'nin markası, işletim sistemi, onu işte yürütmek, yerleştirmek gibi bazı sıkıntıları olabiliyordu kullanıcıların. İşte bu noktada büyük boy odalar için çıkardığımız çözüm, onu ayrı koymayı unutmuşum, kusura bakmayın. Dokunmatik panelin hemen yanındaki beyaz cihaz. Buna computing device diyorlar. Ben onu bilgi işleme cihazı olarak çevirmiş olayım. Bu ne işe yarıyor? Bu aslında biraz önceki bar şeklinde kameraların yaptığı şeyi, onların kendi içinde entegre olarak yaptığı şeyi başka bir cihaz haline getirmiş oluyorlar. Yani siz bu kutucuğu alarak Rally Plus'ı buna bağlayabilirsiniz. Ethernet girişini buna bağlayabilirsiniz. Ve buna dokunmatik panel bağlayabilirsiniz. Böylece artık PC getirmenize gerek kalmayacak. Roommate dediğimiz bu cihaz sayesinde mevcut kullandığınız Logitech kameralarına bu kutucuğu takarak PC'yi devreden çıkarmış olacaksınız. Yani siz artık kendi PC'nizi getirmek zorunda değilsiniz. Mevcut da bir Logitech kullanıyorsanız, örneğin Rally Plus, bir dokunmatik panel ve roommate cihazını aldığınız vakit biraz önce anlattığım cihaz temelli kullanım imkanına kavuşmuş olacaksınız. Çünkü bu kutucuğun içerisinde de biraz önce bahsettiğim ColabOS yazılımı var. Yine Zoom, Teams, Pexip, GoToMeeting, RingCentral gibi cihazların oda uygulamaları da içerisinde gömülü şekilde geliyor. Hem mevcut Rally Plus'ınızı appliance based olarak kullanabileceksiniz, hem de PC'ye ihtiyaç duymadan artık Rally Plus'larınızı, meetup'larınızı bizim Sync yazılımımız, portalimiz vasıtasıyla uzaktan yönetebileceksiniz. Özetle roommate cihazı artık USB tak çalıştır alıyor ve bunu cihaz temelli kullanıma olanak veriyor. Tamam, süper. Yani bu sayede eskiye dönük uyumda olduğu için en yeni nesil cihazlara da gerek yok. Hani mevcut aktif bir Logitech Rally'm veya Meetup'ım varsa roommate cihazı ve tabla PC'siz bir user experience sağlıyorum. %100 tam tarif ettiğin gibi. Süper, tamam. Bunu da yine Rally'yi biliyorsunuz 8 ila 48 kişilik odalardan 50 kişilik işte büyük odalar, sınıf, eğitim, konferans, webinar, işte çok amaçlı dediğimiz hani işte CEO'nun gelip konuşma yaptığı, kutlamaların yapıldığı vesaire. Ulusa sesleniş. Ulusa sesleniş noktaları. Aynen öyle. Küçük tiyatro tasarımları falan firmalarda çokça görmeye başladık. O tarz odaların hepsinde Rally Plus'ı kullanabilirsiniz. Artık roommate'le beraber kendi PC'nizi getirmenize gerek de kalmıyor. Rally Plus'ın özelliklerinden çok hızlıca, kısaca geçmek gerekirse 4K çözünürlüğe sahip, oldukça geniş lensli bir PTZ kamerayla beraber geliyor. Sağ sol yukarı aşağı dönme kapasitesi var. Oldukça sessiz ve hızlı yapıyor bunu. Ters asabiliyorsunuz, içerisinde aksis algılayıcı var. Görüntünüzü 180 derece otomatik olarak çeviriyor. Speaker'ları biraz önce de bahsettim. Zaten gürültü, yani titreşimi önleyen bir tasarıma sahip ve oldukça da az bozulma yapıyor. Bir tanesi 7.5 watt RMS. Yani iki tanesini yan yana koyduğunuz 15 watt RMS ses üretir ki bu da oldukça kuvvetli bir sestir. Mikrofonları biraz önce bahsettiğim mikrofonlarla aynı. Rally'de mikrofon sayısını 7'ye kadar çıkarma şansımız var. Yine opsiyonel aksesuar olarak da oldukça zengin bir portföy bu. Yani mikrofonları, işte kabloların aşağıya gizleme mikrofonları, masanın üzerine gömme, tavana asma, kablolarını uzatma gibi tüm senaryoları gerçekleştirme şansınız var. Biraz önce de bahsettiğim gibi appliance mode ya da
Logitech Roommate'i alarak sadece Appliance modla da kullanma şansınız olacak. Şu şekilde artık kendi firmanız için çözümler üretip ister Teams, ister Zoom, isterse diğer yazılımlarla beraber kullanma şansınız olacak artık. Zaten Meetup'la da bunu yapabileceğimizi, yani küçük odalar için mevcutta kurduğunuz, kullandığınız küçük oda çözümlerimizle de çok rahat bir şekilde entegre olarak kullanabileceğiz. Özetle yepyeni bir portföyle karşınızdayız. İlk iki tanesi yepyeni ürün. Küçük, orta boy odalar için AI Viewfinder'lı, Appliance modlu ve işte biraz önce Hakan'ın da altını çizdiği farklı yazılımlarla beraber kullanma şansınız var. Büyük boy odalar için de yine bizim Roommate kutucuğunu tedarik ederek artık kendi PC'lerinizi ortadan kaldırıyorsunuz. İsterseniz bunu kendi cihazını getir konseptiyle kullanın. İsterseniz de ben kendi cihazımı getirmeyeceğim, sadece dokunarak kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Dediğim gibi şu an için Zoom'la beraber gelecek ama güncellemelerle beraber çok hızlı bir şekilde bu altta gördüğünüz video kolaborasyon yazılımlarıyla da kullanabilir olacaksınız. PC olarak onun da anonsunu yapmış olduk. Hani Lenovo, HP ve Dell'i de artık kitlerimizin içerisinde kullanabiliriz. Sadece Intel Nook'la gelmiyoruz karşınıza. Bunu da özellikle buraya koydum çünkü biraz önce de bahsettiğim o konforla ilgili birkaç teknik detay, işte mikrofonları masaya gömmek ya da bunu tavana asmak için de kullanabilirsiniz. Mikrofon aparatlarımız var. Yine TEP'in elektrik kablosunu, USB kablosunu teke düşüreceğiniz CAT6 kablo kutucuğumuz var. Onu da yeni çıkardık. TEP'ler öyle gelecek. Yine montaj kiti konusunda oldukça esnekler. İsterseniz barınızı televizyonun altına koyun, isterseniz şöyle görünür, isterseniz üstüne koyun, isterseniz de direkt olarak duvarınıza asma şansınız var. Bunun için de opsiyonel aksesuarlar beraberinde geliyor olacak. Cihaz yönetiminde yine Logitech Sync üzerinden çok efektif bir şekilde yapabilirsiniz. Her yerde aynı deneyim diyoruz. Ve soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Yaklaşık 10 dakikamız kalmış. Evet, ağzına sağlık abi öncelikle. Yine güzel çalışmışsınız, güzel işler çıkarmışsınız. Hatta benim ya bu olmalı dediğim şeyi yaptık, yapılmışı var Cem Yılmaz gibi deyince ben daha fazla senin üzerine yürümedim zaten. Genel olarak teşekkürler var. Onları ben geçiyorum. Katılan herkese teşekkürler. Fatih ayrıca teşekkürler. Soru kısmına geçeyim. Bir tane soru chat ekranında var. Cihazın Wi-Fi olarak bir bağlantı yapılarak USB de olsa kablodan kurtulma şansı var mı? İlk sorumuz bu. Bizim Barco ile beraber anons ettiğimiz bir bundle paketimiz var. Yani onların CX serisi, yeni çıkardıkları CX serisiyle bizim kameraları kullanarak ortadaki USB kablosunu kaldırmanız mümkün. Yani USB kabloyu bizim PC yerine, kendi PC'niz yerine Barco'nun prosesörüne takacaksınız. Daha sonra Barco click share butonunu takıp butona bastığınız zaman hem kablosuz olarak ekranınız akacak hem de bizim cihazı kablosuz olarak ses, görüntü, hoparlör ürünü kullanma şansınız olacak. Dolayısıyla Wi-Fi olarak değil ama USB kablodan kurtulma şansınız var. Evet, biz bunu anlatmıştık zaten. Hatta Barco ile de bir webinarımız var. YouTube'dan izleyebilirsiniz tam olarak nasıl bir çözüm olduğunu. Ama günün sonunda Logitech tek başına kendi kablosuz bir çözüm sunmuyor. Ama bir oda toplantı çözümü olarak arıyorsanız ki kullanan müşterilerim var ve çok memnunlar. Zaten Barco kendini kanıtlamış bir marka. Bir nevi onun o wireless prezentasyonunu, kablosuz deneyimini Logitech'le birlikte kullanma şansınız var. Bir diğer soru, Gaziantep Ticaret Odası'ndan katılımcılarımız var. Halil İbrahim Bey, bu konularda çözüm aradıklarını, özellikle çoklu bir mikrofon destekli bir çözüm aradığını, muhtemelen bu Rally Plus olacaktır 7 mikrofona kadar desteklediği için, satış veya proje departmanından geri dönüş yapılabilir mi diye sormuş. Ben zaten iletişim bilgilerini Fatih sana iletiyor olacağım. Uygun bir partner yönlendirirsin.
Evet, Halil Beylere bir şekilde ulaşacağız. Hikmet Bey'in sorusu dokunmatik panel Meetup'a bağlanabiliyor mu? Aslında bunu da cevap vermiş olduk. Dokunmatik panel. Yani direkt olarak bağlanmıyor ama şurada fotoğrafında ben göstermiştim size. Şöyle tekrar oraya gelmiş olayım. Meetup'ın kendisine direkt Rally Bar gibi bağlayamıyorsunuz ama şey kısmında yani şöyle Roommate artı dokunmatik panelle beraber Meetup'a yine bütün bu özellikleri getirme şansınız var. Süper. Son sorumuz Linux uyumlu mu acaba? Muhtemelen Değil. TAP'tan değil. Tamam, TAP'tan bahsediliyordur. Linux uyumu yok. Peki. Onun dışında şöyle bir soru yok gördüğüm kadarıyla. Bilgilendirme için teşekkürler. Mehmet, acaba sistem mikserden çıkış alabiliyor mu? Mikserinize bağlı bir deneyip bakmak lazım. Crestron'un, Extron'un bu tarz araya koyup hani mevcut sisteme entegre ettikleri switchler var. Onu bir Pro Audio Video bayisinden destek alıp öğrenmek lazım. Şey değil mi? Ses çıkışını alacaksın mikserden. Yani mikserde mikrofonları vesaire kendileri ses mikserden bahsediyordur muhtemelen. Evet. Ses Yani kendi mikseri. ses sistemi olabilir. Hoparlör Evet. sistemi, işte kaz Evet. boyunu, kuğu vesaire. Evet. Yani bir, ya da Evet. 2-3 tane kamera olabilir. Evet. Muhtemelen öyle bir entegrasyondan bahsediyor beyefendi. Mümkün, yapılıyor ama bizim yani Logitech olarak bizim verdiğimiz bir şey değil. Onu entegratör firmaların entegre etmesi lazım. Yani keşif yapıp projelendirmeleri gerek. Okey, tamam. Peki, teşekkürler Fatih. Ağzına sağlık. Başka soru yok. Süremizi de bayağı iyi kullandık. 50 dakikada bitirdik. Güzel ürünler. En kısa zamanda bekliyorum. Denemek ve tecrübelerimi paylaşmak için deyip son sözü sana bırakıyorum kapanıştan önce. Ben de çok teşekkür ederim herkese. Gerçekten şu anda Türkiye'de ilk kez Türkçe bu ürünlerin anonsunu yapmış olduk. Ben de ilk kez anlattım. O yüzden arada teklediysem, saçmaladıysam kusura bakmayın. Estağfurullah. Ürünler de elime ulaşmadı. Fiziki olarak hani ürünü görüp kablosunu takıp neyin nasıl yapıldığını görmediğimiz için bazen anlatırken de böyle boşluklar olmuş olabilir. Ama inşallah çok kısa sürede ürünlerin kendisini getireceğiz. Demoları da yolda inşallah onları da en kısa sürede alacağız. Sen de bir belki video çekeriz neyi nasıl yapmamızla gerektiğiyle ilgili. Daha sonra da piyasaya demolarımızı dağıtıp mutlaka sizin de son kullanıcı olarak denemenizi, görmenizi, test etmenizi sağlayacağız. Ben herkese sağlıklı günler diliyorum. Sana da çok teşekkürler. Konuştuğumuz konuyu da en kısa sürede çözmüş olacağım. Tamam. Ben bir kez daha canlı yayında söyleyeyim. Kulaklığımı istiyorum. Öyle konuştuğumuz konu deyip konuyu kapatmayalım. Peki teşekkürler Fatih'ciğim. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ İyi ol. bak kendine. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.